hadi geçin içeri. Geçin içeri. Saklanma Stare, çık ortaya. Ne yapıyorsunuz lan siz ha? Ne istiyorsunuz? Stare, çık dedim sana. Saklanmanın bir faydası yok. Bırak seni. Stare, ne yapıyorsun? Elinde silah var, dur. Ne olacaksa olsun. Korkmuyorum hiçbirinden. Ne? Bir canım kaldı, onu da alın tamam. Canını almaya gelmedik, korkma. Patron seni istiyor. Uğraştırma bizi. Düş önümüze, hadi. Ya sizin hiç utanmanız yok mu? Bir derdiniz varsa benimle halledin. Bu kadar insanı korkutmaya hakkınız yok sizin. Kaçar gibi gitmeseydin sen de. Patron sana gel demiş, gelmemişsin. Başka çare bırakmadın bize. Hadi siz içeri geçin. Hadi. Allah elinizin önüne geç hadi. Geçin. Defolun gidin lan buraya. Defolun gidin! Müdürüz. Şimdi defolun gidin. Kızım, iyi misin? Anneciğim, hortumlar neden gelmişler? Ya Sara ablamdan ne istiyor, onu götürmeye mi gelmişler? Kızlar bir durun, sakin olun, korkmayın. Abla daha iyi misin? Polisi aradık kızım, birazdan burada olurlar. İnşallah olay büyümeden de giderler. İnşallah kızım. Patron Star'ı istiyor. Onu almadan buradan gitmeyeceğiz. Sari Hanım, o pavyonda çalışmayacak. Duydunuz mu? Çalışmayacak. Öyle bir şansı yok. Elimizde kapı gibi sözleşme var. Evet, doğru. Benim başka çarem yok. Sari Hanım, bakın her zaman bir çıkış yolu vardır. Kesin tatavayı. Stare, elimizden bir kaza çıkmadan gel dedim sana. Selim, Yusuf Bey, bırakın gideyim ben. Yoksa kötü şeyler olacak. Hayır, sakın yapmayın. Sakın. Sari Hanım, bu tehditlere pabuç bırakacak halimiz yok bizim. Ama korkuyorum işte. Size bir zarar verirlerse. Bakın, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Başka çarem yok Selim. Sizi daha fazla ateşe atamam. Bu adamlar çok tehlikeli. İçeride çocuklar da var. Kimseye zarar gelsin istemiyorum. Bırakın gideyim. En azından şimdi. Gitmek demek zorbalığa boyun eğmek demek. Eğer giderseniz istedikleri her şeyi yaptırırlar size. Sakın. Sakın gitmeyin. Amma uzattınız. Gel böyle. Bırak kızı. Karışma sen. Olmuyor lan. Selim. Selim dikkat et. Lan. Selim. Abla baksana kavga ediyorlar. Anne çok korkuyorum. Korkmayın yavrum, korkmayın. Ya Yusuf amcamla Selim amcama bir şey yaparlarsa? Gel lan buraya. Selim yapma, yalvarıyorum yapma. Ne böyle olmayacak, ben duramayacağım böyle. Nereye kızım? Ya bak neye gidişi buraya? Ben de geliyorum abla, dur. Evladım, gidip de ne yapacaksınız? Allah muhafaza, ya başınıza bir iş gelirse? Anne görmüyor musun Selimlerin halini? Zeynep ablanın gitmeyin lütfen, bizi bırakmayın. Kuzum korkmayın, babaanneniz yanınızda. Ne olur Zeynep abla, anne gitmeyin. Selim! Yusuf Bey! Selim! İyi misin? İyi misin Orhan? Şuraf çok iyi. Nere? He? Orhan dikkat et, bıçak! Orhan Bey! Orhan Bey, bir şey var mı? Orhan Bey, iyi misin sen? Orhan! Orhan! Orhan Bey! İyi misin?
misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ya kimse yok mu? Kalk, kalk! Orhan iyi olacaksın. Memur bey, buradalar. Buradalar işte. Yat lan yere, yat! Memur bey. Ya gelip açılış ışığımızı bastılar ya. Silah çektiler bize. Arkadaşımı bıçakladı şerefsiz. Ne gerekiyorsa yapın, ne gerekiyorsa. Ve sonra kavga da bu şekilde oldu. Küçük bir sıyrık sadece. Eline sağlık kızım. Yine çiçek gibi yaptın her yeri. Yusuf Bey geldiğinde çok memnun olacak. Ya orası öyle de keşke böyle olmasaydı anne. Onca emek boşa gitti şimdi. Kimseye bir şey olmadı ya yavrum. Buna da şükür. Kızlar da çok korktu. Yani çok heveslenmişlerdi bu açılış için. Hevesleri kursaklarında kaldı. Vallahi inşallah hayırlı müşteriler, bol kazançlar nasip eder yavrum. Amin anne inşallah. Bey. Gel, gel kardeşim. Şöyle otur. Otur. Ne yaptınız? Verdiniz mi ifadeyi? Verdik, verdik. Adliyeye sevk ettiler. Şikayetçi olduğumuzu söyledik. İnşallah bir an önce tutuklanırlar da yaptıkların cezasını çekerler. İnşallah Aliye, inşallah. Her şey benim yüzümden mahvoldu. O ne demek kızım? Senin ne kabahatin var? Ne zaman güzel bir şey yaşansa ben her şeyi mahvediyorum. Serhan lütfen artık kendinizi suçlamayın. Orhan Bey siz iyi misiniz? İyiyim iyiyim. Küçük bir sıyrık o kadar. Evladım bir doktora görünmek gerekirdi. Hay Allah. Kızım içeriden pamuk sargı bezi falan getir. Biz bari pansuman yapalım. Tamam anne.